Sayın seyirciler, şimdi size hem çok ilginç ama hem de aslında bu ülkede yaşayan insanlar açısından hiç de sürpriz olmayan bir haberi aktaralım istiyoruz. Adnan Oktar grubunun el konulan şirketlerinden birinin kasasında olması gereken 7 kiloya yakın altın kayboldu. Tasarruf mevduatı sigorta fonu konuyu yargıya taşıdı. Girme abi lütfen. Lütfen girme. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF, Adnan Oktar grubuyla davalık oldu. Çünkü Oktar grubunun el konulan şirketinin kasasıyla bilanço birbirine uymadı. 7 kiloya yakın altın kayboldu. Adnan Oktar grubuna yönelik 5 yıl önce yapılan operasyonda grubun 85 şirketine kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler TMSF'ye geçti. Bunlardan biri de Safinat İnşaat Yatırım Anonim Şirketi oldu. Halk TV'den Dinçer Gökçen'in haberine göre şirket yönetimine atanan fon yöneticileri şirketin bilançosunu çıkardı. Bilançoda 7 kilo altının satın alındığı ortaya çıktı. Ancak satın alınan o altınlar şirketin kasasında yoktu. 7 kilo altının peşine düşen TMSF yöneticileri şirket yetkililerine ulaşmaya çalıştı ancak bir sonuç alınamadı. TMSF avukatları geçen hafta Adnan Oktar grubuna karşı alacak davası açtı. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan davada Adnan Oktar grubundan altınların güncel değeri olan 11 milyon 183 bin 388 liranın tahsis edilmesi istendi. Aynı zamanda şirket müdürü olan Tahsin Aktaş'ın şirket kasasından da 323 bin lira para çektiği öne sürüldü. Bu paranın da faiziyle ödenmesi talep edildi. TMSF'nin alacak davası açtığı şirket yöneticileri Tahsin Aktaş ve Uben Karatepe 30 yıla kadar bir süredir Adnan Oktar örgütünün içinde. Gel anons çekelim anons gel. Reis, Murat, reis girme. Murat. Girmeyin abi. Örgütün bu iki önemli ismi hala firari konumda. Aktaş'ın Almanya'da, Karatepe'nin ABD'de olduğu iddia ediliyor. İki isim de 2018'deki operasyon öncesi yurt dışına çıktıkları için Türkiye'de yargılanmadılar. Haklarında çok sayıda çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlaması bulunan iki isim, yurt dışında örgüt adına çalışmalarını sürdürüyor. Adnan Oktar grubuna yönelik açılan davada toplam 210 sanık var. Oktar'la birlikte 90 kişi halen tutuklu, 60 kişi ise firari. Ana davada sanıklara farklı sürelerde ceza veren mahkeme kararlarının ardından dosya şimdi Yargıtay'da. ...14 Mayıs seçimleri...